Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün yanımda Kupon Smart'ın kepenk ve panjur alıcısı var. Kepenklerinizi ve panjurlarınızı akıllı hale getirmek istiyorsanız işte aradığınız ürün. Bu gelin videomuza başlayalım. Evet, yerli üretim olan Kupon Smart markasının gerçekten güzel ürünlerinden bir tanesi. Bu ürün sayesinde kepenklerimizi ve panjurlarımızı akıllı hale getirebiliyoruz. Mobil uygulamadan kontrol edebiliyoruz. Burada yanımda kumandaları da var. Kumandalardan manuel bir şekilde de kontrol edebiliyoruz. Şöyle uzun bir anteni var, bu şekilde bize uzun bir çekim alanı da sağlıyor. Tabii bu, bulunduğumuz ortamda kullanmış olduğumuz elektronik cihazlarla da doğru orantılı bir şekilde değişiyor ama bu antenin bu kadar uzun olması bize sinyal kirliliği konusunda da bir avantaj sağlıyor. Yanında şöyle bir o ring contası da geliyor. Bu contanın içerisinden kablolarımızı geçirdiğimizde böyle suya, neme karşı da bir koruma sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla dış mekan kullanımlarınızda da bir avantaj sağlıyor bu. Şimdi bu ürünü kurulumunu yapabilmek için şöyle bir kablo hazırladık. Bu bildiğimiz bir elektrik fiş kablosu. Burada da faz nötr iki tane kablosu mevcut. Bir tornavida yardımıyla zaten çok basit bir şekilde şunlar yarım turla bile açılabiliyor. Şimdi ürünümüzün içi bu şekilde. Burada iki tane rölemiz var. Buradaki bağlantıdan bir bahsedeyim. Burada bir emniyet fotoseli bağlantısı mevcut. Yani bu kısa devre kabloları buradan çıkartıp bir emniyet fotoseli de bağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde önüne bir cisim çıkarsa kepenk tam tersi olarak geri yukarıya doğru hareket edebiliyor. Dediğim gibi buraya bir emniyet fotoseli takabiliyorsunuz. Şu O-ring contasının içerisinden şimdi kablolarımızı geçireceğiz. Şöyle bir maket bıçağıyla burayı deliyorum. Yani şöyle deldikten sonra kabloları buradan geçireceğiz. bu arkadaşı da böyle buraya sabitleyebiliyoruz. Daha sonra da buradaki kablolarımızı şurada 220 yazan klemenslere takacağız. Buradaki klemensler şöyle yaylı bastırıp bir tanesini taktım. Sonra ikincisini de taktım. Artık bu cihazı fişe bağlayıp elektriğini verip kurulumunu yapabiliriz. Bu 3 Klemens'e de yine motor bağlantıları gelecek. Onu da birazdan yapacağız. Önce bir cihazın kurulumunu yapalım. Evet, cihazımıza elektriği verdik. Şimdi kurulumunu yapacağız. Bunun için telefonumu aldım. Kupon Smart uygulamasını açıyorum. Kupon Smart uygulaması için tabii öncelikle bir kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra gelen ekranda sağ üstteki artı butonuna tıklayarak cihaz ekle diyebiliyorsunuz. Burada zaten Kupon Smart'ın bütün ürünleri görünüyor. Bu kapı pencere menüsünün altında kepenk kontrol olarak bulabiliyorsunuz. Daha sonra gelen ekrandan bu cihazın bağlanmasını istediğiniz Wi-Fi bilgilerini girmeniz gerekiyor. Ben daha önce bağlandığım için burada otomatik olarak geldi. Sadece burada dikkat etmemiz gereken bir özellik bu bağlanmasını istediğimiz wi finin 2.4 GHz bandında olması gerekiyor. 5 GHz olmadığından emin olun. Buraya bilgileri girdikten sonra ileri diyorum. Daha sonra burada cihazı eşleştirme moduna alabilmek için Wi-Fi tuşuna 3 defa birer saniye aralıklarla basmak gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ışık önce bir sabitleniyor ve sonra da yanıp sönmeye başlayacak. Evet yanıp sönmeye başladı. Yanıp sönmeye başladığını gördüğümüz anda bunu işaretleyip tekrar ileri diyoruz ve cihazımızın eklenmesini bekliyoruz. Evet, ışığımız sabitlendi ve cihazımız başarılı bir şekilde eklendi. Burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir bilgi var. Cihazın telefonun ve modemin ya da bağlayacağınız router'ın birbirine yakın olması gerekiyor. Ne kadar yakın olursa o kadar hızlı eşleştirir. Ne kadar uzak olursa da bağlanma ihtimali o kadar düşer. O yüzden bu cihazlar birbirine yakın olursa daha kolay bir şekilde bağlayabilirsiniz. Tamamlandı diyorum. Kepenk kontrolüm geldi. Şu an Evet, bastığım zaman açılıyor, kapanıyor ve duruyor. Bunun bildirimleri de ekranda görünüyor. Tabii şu an motor bağlı olmadığı için animasyonumuz çalışmıyor. Motorunu da bağlayıp ayarlarını yaptıktan sonra animasyonumuz da çalışacak. Şimdilik uygulamayı bir kenara koyuyorum. Bir de kumanda eşleştirmesi yapalım. Şimdi burada yanımda üç farklı kumanda var. Bir tanesini bağlayacağım. Kumanda bağlamak çok Basit. Buradaki RF tuşuna yani Wi-Fi tuşunun yanındaki RF tuşuna basılı tutarak kumandanın üstündeki bir tuşa basılı tuttuğum anda eşleştirme tamamlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi kumandadan da açıp kapatabiliyorum. Hatta şöyle bildirim de geliyor. Kepenk açılıyor, kepenk kapanıyor diye. Şöyle telefonu da hatta şuraya getireyim. Telefonda da şu an bildirimler gelecek. Hemen burada bildirimimiz geldi. Kepenk açılıyor dedi. Ve kepenk kapanıyor olarak da bildirimlerimiz geldi. Şimdi bu cihaza bu kumandadan eğer tek bir şifre üzerinden bağlarsanız sınırsız bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Ancak her bir tuşun farklı bir şifre olduğunu düşünecek olursak bu cihaza toplamda 41 farklı şifre tanıtabiliyorsunuz. Bu da ne anlama geliyor? Mesela bu kumandanın üstünde iki farklı tuş var, iki farklı şifre var. Bu kumandadan totalde 20 tane tanımlayabilirsiniz. Ama işte tek bir tuş olursa dediğim gibi sınırsız bir şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Şu an sadece bu kumandadan 20 tane tanımlayabilirsiniz. Tabi bu senaryo hani bunu bir kepenk motoru olarak kullandığınızda birden fazla kullanıcı varsa anlamlı oluyor. Bu arada eğer panjur olarak kullanacaksanız bu sistemi işte böyle bir 15 kanallı yani 15 artı bir kanallı bir kumandamız var. Bunun içinde 15 farklı panjuru tek tek kontrol edebiliyorsunuz veya gruplayarak tek bir seferde açılıp kapanmasını da sağlayabiliyorsunuz panjurlarınızın. Onun için de bu kumanda daha uygun bir seçenek oluyor. Yani onda 2 kanal var. Bunda 15 artı 1 olacak şekilde toplamda 16 tane kanal mevcut. Panjur kullanım için de dediğim gibi bu kumandayı tercih edebilirsiniz. Dilerseniz şimdi motorumuzun da bağlantısını yapıp motor kalibrasyonunu da tamamlayalım ve uygulama bize neler sunuyor onlarla devam edelim. Şimdi bu ürünümüz çoğunlukla alıcısız motorlarla tercih ediliyor. Görmüş olduğunuz gibi önümde bir tane alıcısız motor mevcut. Bu motorların da şöyle dört tane bağlantısı oluyor. işte. bir tanesi toprak, bir tanesi ortak, diğer iki tanesi de yön bağlantıları. Şimdi toprak eğer hattınız varsa buradan bağlayabilirsiniz. Ama ek olarak şu 3 kabloyu mavi ortak, diğerleri de yön olacak şekilde klemenslerimize bağlayacağız. Şimdi bu alıcısız motorlar da zaten Genelde limit noktaları ayarlanmış oluyor. Nedir bu limit noktası? Yani en üst seviyede durması gereken ve en alt seviyede durması gereken noktaların bu motor üzerinde aslında hafızasında var. Şöyle burada ayarlamalar falan var. Zaten onu biliyorsunuz. Bu ayarları yani bu limit noktalarını uygulamaya nasıl tanıtıyoruz? Şimdi onu anlatacağım size. Öncelikle bunu en üst konumuna bir getirmeniz gerekiyor. Yani kepenklerinizi ya da panjurlarınızı en üst seviyeye kadar açmanız gerekiyor. Daha sonra buradaki RF tuşuna aynı Wi-Fi'de olduğu gibi birer saniye aralıklarla 3 defa basıyorsunuz. 3 defa bastıktan sonra yine mavi ışık yanıp sönmeye başlıyor ve siz uygulama ekranından artık aşağı tuşuna bastığınız andan itibaren o en alttaki limit noktasına kadar gidiyor ve aşağı ve yukarı noktayı öğrenmiş oluyor. Bu şekilde de animasyon doğru bir şekilde çalışıyor. Yani kepenkleriniz ya da panjurlarınız hangi konumdaysa Uygulamada da o şekilde gözüküyor. Bu sayede de daha konforlu bir kullanım sağlamış olabiliyorsunuz. Mobil uygulamanın özellikleri bunlarla da bitmiyor. Çok daha güzel özellikleri var. Mesela bu sağ alt tarafta bir zamanlayıcı menüsü var. Bu zamanlayıcı menüsünden ekle butonuna basarak buradan bir saat seçebiliyorsunuz. Tekrarla menüsüne girdiğinizde hangi saatler arasında bu işlemi yapması gerektiğini seçebiliyorsunuz. Komutunuzu mesela buradan aç veya kapat olarak belirtebiliyorsunuz. Şimdi bu bize ne sağlıyor? Örneğin sabah 8'de dükkan kepenklerini aç, akşam da 9'da otomatik olarak kapat programını buraya sabit bir şekilde ekleyebiliyorsunuz ve çalışmasını istediğiniz günlerde buradan belirleyebiliyorsunuz. Onun haricinde bir özelliğimiz daha var. O da buradaki kayıt menüsü altındaki kısım. Bu kayıt menüsü hangi saatler arasında açıldı ve kapandı size bir tarihçe sunuyor ve siz de bu şekilde kepenklerinizin veya panjurlarınızın açıldığı, kapandığı saati buradan görebiliyorsunuz. Ayrıca birden fazla kişiyle de bunu kullanabiliyorsunuz. Yani bu mobil uygulama vasıtasıyla birden fazla kişiye yetki vererek birden fazla kişinin kontrol etmesini de sağlayabiliyorsunuz. Örneğin evdeseniz eşinize yetki verirseniz eşiniz de panjurlarınızı açıp kapatabilir. Veya dükkanınızdaki başka çalışanlara yetki verirseniz o çalışanlarınız da kepenklerinizi açıp kapatabilir. Mesela diyelim ki birden fazla panjurunuz veya kepenkiniz var. Bunun için de Aşağıdaki akıllı yaşam menüsünden senaryo kısmına gelerek bir buton veya sahne oluşturabiliyorsunuz. Bu sahne örneğin cihaz durumu değiştiğinde kepek kontrol cihaz durumu açık, kapalı veya durdur şeklinde ayarlanabiliyor. Buradan 5'ini de ekleyip hepsini açık durumuna getirdiğinizde tek bir tuşla hepsini birden açabiliyorsunuz. Yani aynı kumandada olduğu gibi uygulama üzerinden de bunu sağlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde hepsini kapalı duruma getirerek ayrı bir senaryo oluşturduğunuzda hepsini birden kapat senaryosunu tek bir tuşla tetikleyebiliyorsunuz. Bu arada sadece senaryo için değil mesela otomasyon menüsüne gelip burada daha önce oluşturduğunuz sahneyi veya az önce oluşturduğumuz sahnenin birebir aynısını otomasyon menüsünden oluşturarak bir zamana da bağlayabilirsiniz. Mesela burada hava durumu değiştiğinde kısmının içerisinde benim en çok beğendiğim gün batımı ve gün doğumu kısımları var. Güneşin doğuşuna ve batışına göre kepenklerinizi panjurlarınızı Otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yani o tek tuşla ayarladığınız bütün panjurları aç komutunu buradan gün doğumuna ve gün batımına bağlayabiliyorsunuz. Eğer farklı sensörleriniz varsa sıcaklık, nem, hava veya rüzgar sensörleriniz de varsa onlara da ekleyip daha konforlu bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Bu sayede kupon smart'ın akıllı teknolojileriyle birlikte çok daha kullanışlı, çok daha pratik bir şekilde evinizi, iş yerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Teknoloji ilerledikçe bizim de hayatımız kolaylaşmaya devam ediyor. Kupon smart da hayatımızı kolaylaştıran markalardan bir tanesi. Bu videomuzda kepenk panjur alıcı ürünümüzü incelemesini gerçekleştirdik. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.